Merhabalar arkadaşlar, ben Gamze hocanız. Sonunda grafik problemleri derken problemleri bitirme mantığına çok az kaldık ve bitti bitiyor demektir. Tablo grafik problemlerine bakacağız. Tablo ve grafik problemlerinde grafiklerin nasıl yorumlandığına bakacağız. Hocam bilmemiz gereken şey, eğer bir bütünden bahsediyorsa bütüne yüzde adını verileceğiz. Parçaya da istediği olacak ve daima 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 sürekli doğru orantı vurgusunu kullanacağım. Bir diyor ki 2012 yılında 3 farklı fakülteden tercih edilen öğrencinin yüzde kaçı neyi tercih etmiş? Eczacılığı seçmiş. Hocam burası benim için 2012 yılı. 2012 yılında toplam insan sayısına bakayım. O toplam neye eşit olacak güzel? Hocam toplama baktım. 6, 6, 10. Hocam 8, 11, 12. İşte o yüzde 120 kişiye eşitmiş. Bak hocam, kişiyi kişinin altına yazacağım. Eczacılığı seçen arkadaş 24 kişi. Yani bunu ne yapmış? Ona bölmüş, 2 ile çarpmış. Ona böldüm, 2 ile çarptım. Burası ne? Bitti hocam. Her zaman ne dedik? Doğru orantı. 100 çarpı 24. 120 çarpı soru işareti. Soru işareti kaça eşitmiş? Sadeleştirdim. 20'yi eşitmiş. O da kaçmış? %20 yapıp işin içinden çıkacakmış. Aldım hocam. Tekrar. Diyor ki 2014 yılında diş fakültesini tercih eden öğrenciler 2012 yılına. Şimdi diş fakültesinden bahsetmiş burası. Bu bir. 2014 dediğim yer burası. 2012 yılına göre 2012'de burası. Yüzde kaç azalmıştır? Hocam 30'muş. Ne kadarlık bir azalma olmuş? 6'lık olmuş. Şimdi burası 2012, 2014'lük olmuş. 2012'ye göre. O zaman 2012 100 olacak. Buranın kaç olduğunu çalışacağım. Her zaman ne dedik biz buna? Doğru orantı. Hocam bu bunun kaç? 5'te 1'i mi? Bunun da 5'te 1'i kaç olmalı? 20 olmalı ki bu sistemi sağlayabilse. O zaman soru işareti kaçmış? Yine %20'nin %20 bir azalma olmuş diyeceğim. Şöyle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. 30'un 24'ü oranı yüzde kaçtır? Biz bunu tutup 80 bulacağız. 80 bulman demek ne kadar azalmış? %20 azalmış. Yine aynı sonucu vermiş olacak. Tamam mıdır? Aldım hocam soruyu. Baktım. Şimdi Kaan varmış. Bir de Öykü varmış. Biri para yerken biri ne yapıyor? Biriktiriyor. Şimdi grafiği okurken nasıl okuyacağım? Hocam şöyle okuyacağım. Zaman 5 günde bu çocuk ne kadar harcamış? Hocam 5 günde bu ikisini birbirinden çıkartırsam 150 harcamış. Bu çocuk ise sürekli 3 günde 18 TL para biriktirmiş. Sistemi buna göre çalışmış. Diyor ki Öykü'nün parası ne zaman ona eşit olur? Hocam Kaan'ın parası sürekli azalış mı? O zaman sistemi yazarsam eksini yazacağım. Bu çocuğun parası sürekli artış mı? Artılı yazacağım. Bu bir. Hocam Kaan'ı yazacağım. Buraya da Kaan. Buraya Öykü yazacağım. İkisi birbirine eşit olacak. Kaan'ın parası 900'dü. Hocam gün başı ne kadar harcıyor onu yakalayayım. Hocam 150 kaybetmiş. 5'e bölersem günlük 30 lira mıdır? 30 lira ne kadar süre sonra buna eşit olur? Hocam buraya baktım. Bu adam 18 bölü 3 dersem günde 6 TL ekli. O zaman buraya da tuttum, 6 TL yazdım. Hocam bunu aldım. 900 36 T'ye mi eşit? Hocam dedim ki 9'a böleyim 4 T olsun. 9'a böleyim 100. T eşittir neymiş? 25. 25 gün sonra Kaan'ın parası eriye eriye, Öykü'nün parası da arta arta iki sistem birbirine ne edecekmiş? Eşit edecekmiş. Aldım hocam sorumu. Demiş ki yine vermiş. Kaan 540 TL harcadığında. Hocam Kaan'ı 900'ü çıkardım. 150 bölü 5 günlük 30 lira mı harcıyordu? Öykü'nün kaç TL'si olur? Diyeceğim ki hocam günlük bu kadar ya. O zaman 540 TL harcıyorsa 540'ı 30'a bölerim. 18 gün içinde 540 TL harcadığını düşünürüm. Şimdi Öykü'ye baktım. Hocam günde kaç para kazanıyor, oluşturuyordu bu adam? 6 TL miydi? 18'i 3'e böldüm. Günlük 6 TL idi. 18 çarpı 6 dersem her gün 6 TL. 18 gün. 6 kere 8 48.
O zaman bu arkadaşla 108 TL yaptım. Fark ettiysen birinin gününü düzenleyince diğeri de otomatikman çıkmış oluyor. Aldım sorumu tekrardan. Demiş ki Öykü 48 TL biriktirdiğinde. Hocam Öykü zaten günlük 6 TL biriktiriyor dedik. O zaman 48'i 6'ya böldüm. 48 pardon. 48 TL biriktirdiğinde diyoruz ya. O zaman 48'i 6'ya böldüm. 8 gün geçtiğini mi buldum? Kaan da günlük şunu yapmıştık. 150'yi kaça böldük? 5'e böldük. Günlük 30 lira kaybettiriyor. Şimdi hocam dedim ki 900'dü zaten. Sürekli 30 TL harcıyor mu? O zaman buraya tutacağım 8 yazacağım. Ki kalan parasını bulayım. Hocam 900 eksi 240 bu arkadaşın kalan parası ne olacakmış? 660 TL'si kalacakmış. Dedi. Devam et. Hocam bu sefer değişim adedi sorusu sorulmuş. Haziran ayındaki satışın Mayıs ayına göre değişimi verilmiş. Yani Mayıs ayında Mayıs var. Haziran'da bu kadar değişim. E hocam bilmen gereken şey şu. Burası eksenin yukarısı. O zaman burada pozitif yönlü bir artış olurken burada işler kesat gitmiş. Eksi yönde bir artış mı olmuştur? Diyor ki Mayıs ayında 540 ürün satıldığına göre Haziran ayında kaç ürün satılmıştır? Hocam dedim ki 540. 540'a ne eklenmiş? Artı 48. Ne eklenmiş? Artı 16. Kesat gitmiş. C ürününden 32 az satılmış. D ürününden eksi 64 diyeceğim çünkü 64 az satılmış. Ama burada da artı 24 mi satılmıştır? Hocam o zaman burayı çalışırsam benim için sonuç bitmiştir zaten. Şu adamla şu adamı çıkartırsam burası eksi 40 mı gelecektir? Evet öğretmenim. Bu adamla bu adamı çıkartırsam burası benim için eksi 12 mi gelecektir? 12 değil. Eksi 16. Burayı çalışırsam eksi 56 mıdır? Bu 48 ile bu adamı da çalışırsam o da kaç olacaktır? Eksi 8 mi olacaktır? Yani 540'ta 8 çıkaracakmışım. 532 ne satılmış? Ürün satılmış diyeceğim. Yani geçen seferki aya göre şu anda zarardayız gibi gözüküyor. Tamam. Aldım hocam devamını. Diyor ki A ürünün satış sayısı Haziran ayının Mayıs ayına göre %15 artmış. A ürünü bu. %15 yani 48'lik artış %15'e mi denk gelmiş? %15'e denk gelmiş. O da 48'e mi denk gelmiş? Evet hocam. Daima ne dedik? Doğru orantı. 100 çarpı 48. 15 çarpı soru işareti. Hocam 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 20. Bu adamı da bununla sadeleştirdim. 16. Soru işareti neymiş? 320 yaşaymış. Yani A ürününden Mayıs ayında 320 tane varmış. Mayıs ayı satış sayısı kaçtır? Bana da onu soruyor. Herhalde A ürününü soruyordur. 320'yi yazar. İşin içinden çıkmış olur. Tamam mıyız? Aldım hocam sorumu. Diyor ki C ve E ürününden Mayıs ayındaki satışlar eşittir. Tamam. C ürünün Haziran ayının satış sayısı Mayıs ayına göre %15 artmış. Şimdi C ile E'nin Mayıs ürünü neymiş? Eşitmiş. Ama bize verdiği Haziran'a göre C ürününün satış sayısı Mayıs'a göre %12,5 azdır. 100'müş. 12,5 azalmış. Yani o 12,5 da kaça eşitmiş? Hocam 32'ye eşitmiş. O zaman burayı buluyorum. Hani 12,5 azalmış hali yani 32 azaldı diyor ya buna eşit. O zaman kesinlikle doğru orantı mıydı? Şunu çalışacağım hocam. 100 çarpı 32. Burası da 12,5 çarpı soru işareti mi olur? 12,5'u 8 ile çarparsak galiba onun 8 katı olacak. 8 kere 5 44 elde. 4 16 0 20 tamam. Bu adamla bu adamı sadeleştirdim. O onun kaç katıymış? 8 katıymış. 8. O zaman bu adamla da bunu çarptım. 16 elde var. 1. O da kaçmış? 24, 25. 256'ymış. Hangi ürün? C ürünü. 256. Hocam E ürün de ona eşit oldu. O zaman 256 mıdır? Haziran ayı satış sayısı kaçtır? Hocam 256'ydı. E ürünü 24 artış mı yaşamış? Evet hocam.
artı 24 yazacağım. İkisinin toplamı 0, 7, 8, 8. O zaman burası kaç olacak? 280 tane sayı adet satış yapmıştır deyip işin içinden çıkarmış olacağım. Tamam mıyız buraya kadar? Aldım hocam sorumu. Gelmiş bana hem pasta grafiği vermiş hem de yorum yapmamı istemiş. Şimdi yapmam gereken şey önce açılar arasında bir bağıntı kurmak bir. Hocam Ağustos'la Haziran ayını arasındaki bağıntıyı kuralım. Normalde 108'miş bu bir. Bir tane de 84 yazdığımda ikisini topladım. 192 derecelik açıya mı denk geldi? Toplam açı 360 derece. 192'yi çıkartırsam buraya 8 yazdım. O zaman burası 15'ten çıkardım 6. Burası da 168 mi olur? Evet hocam. Haziran yolcu sayısı burasına 3K dersem burasına da 4K mı diyeceğim? O zaman bu 7K'nın toplamı kaça eşitmiş? 168'e eşitmiş. 168'i 7'ye mi bölmem gerekiyor? Her iki tarafı 7'ye böldüm. K dediğim sayı kaça eşitmiş? 24'e eşitmiş. O zaman soruyu buna göre çözeceğim. 24 çarpı 4 burası 96 derece miymiş? 24 çarpı 3 burası da 72 derece miymiş ki ikisinin toplamı 168 gelmiş. Geldim. Haziran ayındaki yolcu sayısı. Hocam Temmuz ayı dediğim 108 dereceye mi denk geldi? 108 derecenin karşılığı 6300 ise Haziran ayı dediğim adam 72 derecedir. 72 derecenin karşılığı nedir? Daima ne dedim? Doğru orantı olmak zorunda dedim. 108 çarpı soru işareti 72 çarpı 6300. Hocam ne yapsak? 36'ya böldüm 2. 36'ya böldüm 3. Şu adamı da 3'e böldüm. 21 mi geldi? 2 tane de 0 geldi. O zaman soru işareti 4200 olduğunu söyler. Haziran'ın 4200 olduğunu yazar ve işin içinden çıkmış olurum. Tamam mıyız? Aldım hocam bu tarafı. Geldim. Yine aynı mantıkla ilerleyelim. Burasına ne diyecektik? 3K. Burasına ne diyecektik? 4K. Dedim ki 84 ile 108'i toplamışız. Sonuç 192. Tüm derece 360'tan 192'yi çıkarınca 168. 3K burası, 4K burası. Toplam 7K eşittir 168. K eşittir 24 dedik. Bu derece 24 çarpı 3 olduğu için Haziran yolcusu şurayı yanlış yazmışım 4K'ya 3K. Buranın 96 derece 4K dediği için buranın da 72 derece olduğunu görmüşüm. Diyor ki Temmuz ayındaki 4 aylık toplam yolcu sayısının yüzde kaçıdır? Temmuz ayındaki yolcu sayısı 4 aylık toplam kaç yüzde kaçına eşit? Hocam biz zaten bunu 3K'ya 4K mantığında çalıştık ya. 108 derece 6300'de ne kadar bilmiyorum. 72 derecenin karşılığını az önce 4200 bulmuştuk. Haziran 4200. Sonra dedik ki Haziran'a baktık, Ağustos'a bakalım. Ağustos'ta 96 derece miydi? Burasına da 108 yazdık. 6300 ise burası kaça eşit? Bu da doğru orantılı dedik. 96, 6300. Burası da 108'e mi eşit? Evet. Bu adamı 36'ya bölelim. 18'e mi bölelim? 108'i 12'ye bölsek. 9 defa mı? 9 defa. Bunu da 12'ye bölelim. 8 defa. Şunu da şuna bölelim. 9 kere 7, 7. Yani soru işareti 5600 müdür? O zaman yaz buraya da 5600. Şimdi geldik sorunun adedine. Yüzde kaçıdır? Temmuz ayının yüzde kaçı? Yüzde kaçı olduğunu bilmiyorum. Totali bulacağım. O da 6300'e mi eşit olacak? Hadi totali bulalım hocam. Şuraya yazdık 5600. 4200, 6300. Onu neyle toplamışlar? 4900'e kimi yazmadık bir? 5600 mü? 0, 0, 0 hepsini topladık. Bir daha 0 mı oldu? Evet. 11. Bu da 20'nin 0'ı elde var 2. Burası 10.
14, 19, 22 mi oldu? Galiba 22. Kaç etti? 15. 15, 27'de var 2. Şurası 10. 10, 21, 24 olacak arkadaşlar. O zaman dedim ki 24, 1, 2, 3, 0 ise yüzde kaça eşittir? Daima nasıl orantı demiştik? Doğru orantı demiştik hocam. 24, 1, 2, 3 çarpı soru işareti 6300 çarpı 100 müymüş? 3, 0, 1'i kaldı. Bu adama dedi ki soru işareti eşit olmalı. Bence burada bir şey hata yaptık ya. 4200 tam katı gelmeliydi. 6300 daha dediğimizde 10, 10.500. 4200, şurası 10.500. Şu adamı çalıştım. Yine orası 500. Burası kaç? 9. O da 10.000. Topladık. Hocam şurayı bir düzeltelim. 21 yazacağım. Yani şurası 21.000, şurası da 21.000. Güzel oldu. Bu adam bu adamı götürdü. 3. O zaman soru işareti kaçmış? %30'una eşitmiş. Hepsinin toplamı. Şurayı bir düzenleyeyim de 21, 2, 3, 0 şeklinde yazdım. Devam ettim hocam şimdi soruma. Ne demiş? Haziran. Ya ben az önce burayı buldum hocam. 5600. Az önce burayı buldum. 4200. Hepsinin toplamının da 21.000 olduğunu bulmuştum. Tamam kalsın. Diyor ki Ağustos ayını daire dilimiyle gösteren şey. Ağustos ayının da biz kaç derece olduğunu daire dilimiyle gösteriyoruz. Merkez açısı. Ben zaten onu baştan bulmuştum. 96. Nasıl ilerliyordum Ağustos ayını? Hocam şöyle ilerlemiştik. Demiştik ki şu ikisinin toplamı 108 derece. Evet. 84 derece. Topladım 192. Hocam 360'dan da 192'yi çıkardım. 168. 7K. O kalan burası kaçtı? 3K. Haziran ayı 3K. Burası 4K. 7K 168. K eşittir 24. Bana Ağustos'u sormuş. Orası 4K. Ben buraya kaç yazdım? 4. İkisinin çarpımı da özür dilerim 24. 4 kere 4 16. 96 derece eşitmiş. Bana bunu sormuş. Aldım bunu da şimdi. Vermiş tekrar. Hocam hemen şunları yazalım. Ben bunu bulmuştum 5600. Bunu bulmuştum 4200. Diyor ki Temmuz ayı yolcu sayısı Haziran'a göre yüzde kaç artmıştır? Temmuz ayı sayısı Haziran'a göre yüzde kaç artmıştır? Hocam 4200'müş. 6300'den 4200'ü çıkartırsam. Hocam 2100 mü artış olmuştur? Yüzde kaçtır? Bu bunun iki katı mı? Bu da iki katı olduğuna göre soru işareti kaç gelecekmiş? %50 artış yaşamıştır diyeceğim ve doğru sonucu yapmış olacağım. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle. Artık problem konusu bittiği için bu saatten sonra geometri konularına başlayacağım. Üçgen konuları gelmek üzere arkadaşlar. Yani 10. sınıfa da bakarsanız, diğerlerine de bakarsanız şöyle söyleyeyim size. Artık geometriye başlıyorum sınıflarımda. Birinde üçgenlerle başlarken diğerinde de dörtgenler, çokgenler, Allah ne verdiyse çekip gideceğiz. Tamam. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.